Evet, şimdi bir Skype bağlantısıyla devam edeceğiz değerli izleyenler. Haldun Domaç Skype konuğumuz olacak. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Çok güzel bir yerden bağlanıyorsunuz gerçekten. Az önce maçı izlerken size yanımda çıktınız. Yine o sırada da baktım. Dalgalar bir hayli büyük gözüküyor bu arada. Neredesiniz, nasılsınız? Evet. Demek biliyorsun Giresun'da, yani daha doğrusu Karadeniz bölgesinde mavi ile yeşil birbiriyle kucaklaşıyor. Evet. Bundan önceki yayınlarımızda yeşilin içinden biraz seslenmeye çalışmıştım. Şimdi de bir dalgalarla beraber sizi buluşturayım, mavinin içinden sesleneyim dedim. Gerçekten de Karadeniz bugün biraz hırçın, yani öyle kabına sığacak gibi görünmüyor. Ama ben bu güzelliğin de herkesin görmesi gereken bir güzellik olduğunu düşündüğüm için size buradan sesleniyorum. Karadeniz'de deniz kıyısı, mavi dediğim gibi yeşil yukarıda, mavi hemen arkamda. Dolayısıyla mavi ile yeşilin buluştuğu yerden size harika seslenmeye çalıştım. Gerçekten dediğim gibi ülkemizin her yeri güzel ama Karadeniz'in de bir başka güzelliği var. Gerçekten öyle. Peki başlayalım o halde Karadeniz demişken. Şöyle Trabzonspor'u biraz değerlendirelim. Dün Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 0-0'lık bir beraberlik. Beraberliğe alışmış bir Trabzonspor var. Şenol Güneş bir şeyleri daha iyi yapmaya çalışıyor ama henüz tam olarak bir dokunuşta göremedik. Nasıl bir maç izlediniz? Trabzonspor'u nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii şunu söyleyebiliriz önce bir kere. Yani zirvenin bu kadar uzağında kalan bir Trabzonspor'u Trabzonspor camiasının ya da taraftarlarının kabullenmesi pek mümkün değil. Onu özellikle söyleyeyim. Çünkü artık zirveye yaklaşması çok zorlaştı. Şunu vurgulamak lazım. Oyun olarak Şenol Hoca bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor ama şöyle bir gerçek de var. Oyuncu profillerinizle ancak bazı şeyleri değiştirebiliyorsunuz. En basitinden şunu söyleyeyim. Şu maçı değerlendirdiğimde Mendy'nin stoper oynaması, kenarda iki tane stoperiniz dururken ki transfer edilmiş iki stoper, Mendy gibi dikine oynayan bir oyuncuyu orta alanda kullanamamanız, kenara yana oynayan iki oyuncuyla orta alanı oynamanız, bunlar tabii transferde yapılan hatalar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Şenol Hoca baştan yanlış çizilmiş bir resmi fırçasıyla düzgün hale getirmeye çalışıyor. İşte bu çok kolay bir iş değil. Yani bir işi sıfırdan başlatmak ne kadar kolaysa belli yanlışlar yapılmış bir işi fırça darbeleriyle düzeltmek çok zor. Mesela takımın fizik olarak düşüş çok yüksek olmadığını, düşük olduğunu görüyoruz. Mesela Muhammed Cam'ın biraz daha erken gelse belki gol sorununu da çözebilecek, Simon Banza'ya biraz daha destek olabilecek bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Ama bütün bunlar bir sonucu değiştirmiyor. Trabzonspor'da genelde birlik ve beraberlik var. Bu da ligdeki genel konumunu aşağıya doğru çekiyor. Hani şunu söyleyebilirim, Trabzonspor'un gerçekten de çok iyi bir ivme yakalaması ve çok hızlıca yukarıya doğru tırmanması lazım. Aksi takdirde şu gidişat, şu görüntü bana ilk dörtte bir Trabzonspor vaat etmiyor. Onu özellikle söyleyeyim. Peki gelecek adına ne söyleyeceksiniz? 5 maçta 5 beraberlik alan bir Trabzonspor var. Önündeki maçlar Konyaspor ve Hatayspor. Bir kere şunu söylemem lazım. Yani ben hiçbir maça Trabzonspor'un bugün itibariyle favori çıkacağını düşünmüyorum. Yani favori bir Trabzonspor olmayacak. Evet. Söylediğim gibi gol noktalarında sıkıntılar var. Orta alan çok statik bir orta alan. İleri dikine oynama alışkanlığı olan bir orta alan değil. Savunma bölgesinde işte Savic'in sakatlığı da biraz daha Mendy'nin geriye atılmasına neden oldu. Mesela bu da büyük bir sıkıntı. Ama Batagov diye bir oyuncu alıyorsunuz. Neden alıyorsunuz? Neden oynamıyor? Birçok soru işareti var. İşte Barisic alıyorsunuz. Evren Eren'le devam ediyorsunuz. Yani Trabzonspor geleceğe yönelik olarak, yani kusura bakmasın Trabzonspor taraftarları, ama hiç umut verici ya da hiç ışık verici hamleler yapmıyor. Bunu söyleyebilirim. Yani Şenol Güneş açısından da aslında çok zor bir durum. Çünkü transferlerin %90'ı kendi seçtiği oyuncular olmadı. Tabii canım, bu yani az önce onu söyledim. Evet. Yani daha net anlatmak için Demet şöyle bir şey söyledim. Yani siz yanlış hatalarla dolu bir çizilmiş bir
tabloyu siz gelip düzeltmeye çalışıyorsunuz. Evet. Ne kadar düzeltebilirsiniz ki o düzeltme işlemi şöyle oldu. Hani bana ne oldu derseniz Beşiktaş maçında 10 kişi kalmanın getirdiği bir etkiyle bir coşku, bir oyuna tutunma, iyi savunma yapma gibi bir durum çıktı ortaya. Ama evet, onun dışında ne oldu dersen çok fazla bir şey görmedim, onu söyleyebilirim. Peki buradan Galatasaray'a geçelim isterseniz. Orada da derbinin yankıları hala devam ediyor. Özellikle Okan Burun büyük maçlardaki performansı övülüyor. Tabii takıma dokunuşunu da eklemek gerekiyor. Bunlardan biri Yunus Akgün, şimdi yarın oynanacak. Önemli bir mücadele de var. Artık Avrupa maçları da hafta içlerini bizim için de yoğunlaştırmış durumda. Nasıl bir Galatasaray göreceğiz? Derbinin yansımaları sizin için neler oldu? Bir kere derbiye döndüğümüz zaman Demet, çok net gördüğümüz bir şey oldu. Okan Buruk diyor ki benim bir oyun felsefem var, oyun anlayışım var. Ben bundan kesinlikle vazgeçmiyorum. İki kanatta Barış, evet Kerem gitti, Yunus'u oraya monte etti. Yunus Kerem ön alanda baskı, yani 3 temel prensibi var Galatasaray'ın. Ön alanda baskı yapıyor, dönen topların ikinci topları toplamaya çalışıyor ve atak sonlandırıyor. Şimdi bu üçü Okan Buruk'un vazgeçilmesi ve şu ana kadar bunu yaptığı her maçı kazanabilecek performansı ortaya koyuyor ve bunu yapmaktan da kesinlikle geri durmuyor. Fenerbahçe maçında da benzer bir durum oldu. Aynı şekilde Okan Buruk ön alan baskısı yaptı, ikinci topları kazandı ve bir de tabii ki 30 dakikada 2-0'lık öne geçme şansı yakalaması, evet, arka alandaki geniş alanları bulmasını sağladı. Okan Buruk Yunus Akgün'ü Kerem'le bağdaştırdı, öyle söyleyebiliriz. Bunun olması zaten daha önce de söylediği bir durumdu. Yani ben Yunus'u da kullanırım Kerem pozisyonunda. Kerem'i şu anda Galatasaray taraftarı gittiğinde Benfica'da goller attığında aman eyvah gelen gitti diyordu. Şimdi aman çok şükür Yunus geldi diyor. Evet. Ben iki Kerem'in diyorum, Keremleşen Yunus'la Kerem Demirbay'ın Galatasaray oyununda da önemli payları olduğunu da bir yere yazmam gerektiğini söyleyebilirim. Kerem Aktürkoğlu'na da değinmişken onu da tabii hatırlatalım. Boavista deplasmanında İki asisti var kendisinin. Bir asisti de Orkun Kökçü'ye yaptı. Böyle bayağı bir Türk oyuncularımızla gururlanıyoruz Avrupa'da. Yani şöyle söyleyeyim. Benfica neredeyse iki Türk'ün sırtına, evet, yaslanmış devam ediyor. Öyle Avrupa'da, içeride, dışarıda, ligde. Onu da söyleyebiliriz. Gerçekten çok bu bizi mutlu ediyor. Yani Kerem'in kalitesini zaten tartışmamızın anlamı yok. Kerem müthiş kaliteli bir oyuncu ama işte o sözler, karşılıklı diyaloglar, yönetimin işte kaptanlık meselesi, o defterleri açmak istemiyorum. Evet. Giden oyuncuların orada başarısını sürdürmesi, o başarılarını milli takımımıza da yansıtmasını istiyoruz. Çünkü artık bugünden sonra onu konuşmak lazım. Peki Galatasaray kısmında son olarak PAOK mücadelesinde kazanan kadroyu bozmayacağını düşünüyor musunuz ya da bir değişiklik bekliyor musunuz? Tabii şimdi Şalai'nin oynama hakkının olmaması, daha doğrusu işte yazılmamış, evet, olması nedeniyle ben kadronun çok değişeceğini düşünmüyorum. Ama şunu da söylemek lazım. Evet, görece Galatasaray Avrupa Ligi'nde daha rakiplerine göre kolay görünen bir kurada yer aldı. Ya da daha doğrusu öyle rakipler görmüş gibi görünüyor. Ama mesela PAOK'un da kendi liginde lider olduğunu söylememiz lazım. Sadece bir beraberliği var. 5 maçta 13 puanı var ki bu da yine Galatasaray gibi, yani nasıl Türkiye liginde Galatasaray şu anda domine etmişse aynı şeyleri PAOK için de söyleyebiliriz. Zorlu bir maç olacak ama bu coşkuyla, yani Galatasaray'ın Fenerbahçe galibiyeti sonrasındaki bu moral motivasyonuyla ben iyi işler yapacağını düşünüyorum PAOK karşısında da. Peki Fenerbahçe'ye gelelim. Şimdi Galatasaray için kazanan kadroyu bozmamaktan bahsediyoruz. Fenerbahçe kısmında da artık bir şeylerin değişmesi mi gerekiyor acaba kadro olarak? Demet, kesinlikle çok doğru bir noktaya isabet ettin. Yani işaret ettin diyelim. Şöyle söyleyeyim. Artık 3-4 haftadır söylüyorum. Bir kez daha söyleyeyim. İrfan Can ilk 11'de yazılmalı. Bunu bir kere söylüyorum. Bir kere bunu bir... Ve daha statik oyunculardan vazgeçmesi gerekiyor. Yani kim? Tadiç.
Artık yani böyle bir sözleşme, kontratında böyle bir sözleşme mi var? Tadinç oynar, başlar. Ya bırakın artık bunu, başka bir şey yapın. Bir. İkincisi şunu söyleyeyim, benim için çok önemli gördüğüm bir noktadan bahsedeyim. Mourinho bu ligi ciddiye almadı. Yani Süper Ligi ciddiye almadı. Dolayısıyla bu sonuçların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Biraz da küçümsedi ligi. Ama bu lig öyle küçümsenecek bir lig değil. Bu ligde 3-4 tane çok temel takım var. Onun dışında belki Anadolu takımları için hani bu sene biraz böyle hani şeyde transferde geç kaldılar. Oyuncuların adaptasyonu sıkıntılı olduğu için kolay maçlar oynanıyor. Ama Mourinho geldiği ligin ne olduğunu tam anlayamamış gibi geliyor bana. Ki maç öncesi konuşmaları, maçtaki değişiklikleri. Yani siz İsmail'i çıkartıp Sofyan Amrabat'ı alarak Galatasaray maçını değiştiremezsiniz. Öyle bir şansınız yok. Oraya En-Nesyri'yi, İrfan Can'ı, Mert Hakan'ı daha önce koymanız gerekiyor. Daha önce o hamleleri yapmanız lazım. Dolayısıyla benim düşüncem biraz bu Galatasaray mağlubiyeti Fenerbahçe açısından da bir silkelenme maçı olacaktır. Avrupa'ya döndüğümüzde Saint-Gilloise liginde çok çok iyi durumda değil. Evet. Onu söyleyebiliriz. Ve Saint-Gilloise Fenerbahçe'nin de yani geçebileceği takımlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Belki Galatasaray maçının moral bozukluğu burada bir galibiyetle taraftarı yeniden kenetleyebilir. Avrupa'da daha iyi bir Fenerbahçe gördük aslında. Evet, Lille kaybedildi belki ama o mücadelede de çok hırslı bir Fenerbahçe de vardı. Belki Saint-Gilloise karşılaşmasında da özellikle Avrupa maçı olduğu için farklı bir motivasyonla da çıkılabilir, değil mi? Kesinlikle öyle. Yani ben hatta böyle genelde şöyledir. Yani oynadığım dönemde de biliyorum Demet. Böyle bir yenilginin arkasından istersin ki 2 gün daha, hemen 3 gün daha geçsin çok çabuk bir şekilde. Hemen şu maçı oynayalım, kazanalım ve camia da bir rahat nefes alsın. Biz de rahat olalım denir yani. Bu özelliğin çok olduğunu söyleyebilirim. O yenilgiyi unutturabilmek için kolay değil. Tabii Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının, Galatasaray-Fenerbahçe maçlarının yeri çok farklı. Ama netice itibariyle mesela burada elde edilecek bir galibiyet bence camianın üzerindeki kara bulutları biraz dağıtır. Ama şunu özellikle söyleyeyim. Mourinho hangi ligde çalıştığını, bu ligin nasıl bir değer taşıdığını çok net bir şekilde bilmesi gerekiyor. Basın toplantısına çıkmamasının da bununla bir ilgisi olabilir mi? Tabii şimdi basın toplantısıyla ilgili değişik söylentiler oldu. İşte Okan Buruk çok uzun toplantı yaptı denildi. İki defa geldi, geri döndü. O nedenle olmadı dendi. Ama biz Demet sen de takip ediyorsun. Mourinho'yu tanıyoruz ya. Zaten Mourinho bunları yaptığı için çok farklı bir teknik direktör. Yani bazen oyunculara kızar, bazen gazetecilere kızar, onlara laf yetiştirir, bazen toplantıya katılır, bazen katılmaz. Yani bunları yaşayacağız. Yani yaşayacağız ve göreceğiz. Mourinho'nun genel karakteri bu. Mesela beklersin, 2 kere geldiysen bir kere daha gelmezsin, dersin ki orada basınla ilgili kardeşimiz var. Yani bittikten sonra geleyim dersin. Ama Mourinho bu tepkileri ortaya koyduğu için farklı bir teknik direktör oluyor. Ama sadece bu tepkilerle değil, oyuna yapacağı müdahalelerle de farklı bir teknik direktör olduğunu göstermesi gerekiyor. Yani special var, özel bir evet. Özel biri böyle olması lazım. Peki, teşekkür ediyorum size. İyi bir gün olsun sizin için. Dalgalara dikkat diyelim. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Sizlere de iyi bir gün olsun diyorum. Haldun Domaç'a teşekkür ediyoruz. Kısa bir aramız var tekrar ve saat başında stüdyo konuğumuz Taner Karaman ve ben burada olacağız. Sizi de bekleriz.